الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Arkadaşlar, geceniz mübarek olsun. Bu gece çok farklı. Bu gece berat. Ama hepsine farklı sizinkisi, benimkisi de. Çünkü 2014'ün beratı. Bir daha 2015'in beratı olacağını bilmiyoruz. 2014'ten geri olanları yaşadık. Bu çok farklı. Bakalım bir 2015'in çekirdeği ne olacak? Bu akşamın, her mübarek akşamında derim. Şimdi değil, her akşam derim. Yani mübarek akşamdan, beş akşamın. Bu akşam ne akşamı? Berat akşamı. Şimdi diğer bir özelliği var ki Kadir Gecesi'ne benzemez. Kadir Gecesi'nden üstündür. Bir özelliği var. Kadir Gecesi'nin özelliği sevap cihetiyle üstündür. Bir harfe mukabil 30 bin sevap veriliyor. Yüz binlerde veriliyor, yani şeyi yok. Fakat Berat'ın şöyle bir özelliği var. Yani diğer gecede de söyleyeceğim bunu ama Berat, şimdiki Berat da önümüzdeki 2015 Berat. Bugün ayın kaçı? 13 mü? 12 Haziran değil mi? Haziran 2014. Ta 2015'in Berat'ına kadar hayatınızın çekirdeğini oluşturuyor. Bize şaka geliyor da. Ama Allah'ın böyle bir adeti işliyor. Mesela geçen sene de demiştim. Bu akşamınız nasıl geçerse bir seneniz öyle geçecek. Bakın bir senenize bakın. Berratınızın açılımın olduğunu göreceksiniz. Eğer o gece size söylemiştim en az 3 gün kaza namazınızı kılın dedim. Bir seneniz kaza üzerine yoğunlaştığını göreceksiniz. Allah öyle muamele edecek. Yapanlar yaptı, yapmayanlar öyle kazasız geçti. Kaza kılamadı. Kılması zor. Kılamaz. Çünkü çekirdek diyor ki ağaçta olsun. Zor. Bu sene, bu akşam kitap okursan, kitap ve şey, hakikaten bir sene içerisinde kitabı göreceksin. Şaka geliyor. Şaka. İnanmadığın için zaten veya inanamadığın için ben size kastederek söylemiyorum. Böyle leylim leylim ömrünüz geçmişse beratınız leylim leylim olduğu için. Yani Allah böyle bir panayır yapmış. Böyle bir özelliği var bunun. Onun için bu sene bir özelliği, bu gecenin öyle bir özelliği var ki Kadir Gecesi'nde yok. Kadir Gecesi'ne sevap cihetiyle yetişilmez. Ama o sevap işte 83 yıl verilecek sana. Eğer bu akşam çekirdeğini doğru oluşturursa bir sene aynı öyle geçecek. Bu tarz, bu çekirdek olma hasebiyle istisnadır. Şimdi ben size Berat Gecesi hakkında Risale'de geçen bir yer okuyacağım. Sonra sıkıntıdan okuyacağım. Sıkıntının verisi 6. Niye sıkılıyoruz? Risale'de. Berat Kandili, Arabi Şaban ayının 15. gecesi, Şaban ayı mübarek şuuru selaseden 3 aylardan olup, 15. gecesi mahlukatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dair taraf-ı ilahiden meleklere talimat verildiği hususunda rivayet-i sahiye vardır. Harika. İnanırsan, ister inan ister inanma ki size hitap etmiyorum. Küllü konuşuyorum. İster inanırsın ister inanma ama böyledir. Böyledir.
Bir de okuyayım. 15. gecesi mahlukatın rızıklarına. 2. Ömürlerine. 3. Amellerine dair taraf ilahiden meleklere talimat verildiği hususunda rivayet-i sahih vardır. Vallahi şahidim Allah'tır. Yalana şahit yapılırsa Allah yapılırsa kafir olur. Bilerek söylüyorum. Multaka'da geçiyor bu yemin. Ben geçen sene beraatı nasıl geçirdiğimse o sene hiç şaşırmadım. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Ben sizden olsam en az 3 gün bir kaza namazını kıl. 3 gün. Bir de böyle yarım saat bir kitap oku. Hayatın içerisine bunları bir sal. Çekirdeğe koy bunu da bakalım biz seni seyredelim bunu. İstersen bir yap, seneyi dene. Bak hayatında nasıl namazlar olacağını, nasıl böyle kitapları olacağını göreceksin. Ben gördüm. Allah'ın vaat ettiğini gördüm. Leyli Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde, ustad diyor bak, bütün senede bir kutsi, ama kutsi. Ya ne olacak ya, bir akşamda bu iş olur mu? Sana ne? Allah'ın ortağı mısın? Allah yapıyorum diyor. Çekirdek yapacağım diyor. Ya bir gece de olur mu? Sana ne ya? Bire bir, ikiye iki gibi muamele beşere mahsustur. Allah böyle değil. Bir verdin bana mı? Ben de sana bir verdim. O bize ait. Bize ait. Bir tane şey atıyoruz. 20.000 baş veriyor. Aşaş değil vesaire. Yani birebir vermesi lazım. Böyle işte. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Arkadaşlar en azından en aynı zenni abdibi. Bana nasıl inanırsanız ben size öyle olacağım. Hadisi kutsi şey yapıldı, yapılanıyor bu akşam. Yani sen böyle inan. Bu inanç ruhadır. Hani suyun başında diyor dahi olsanız abdestiniz. Dere akıyor ya. İktisatla al. Ya ne alakası var? Ben bu suyu alsam da almasam gidiyor. Abdest suyu orada değil. O suretidir. Hakikati buradır. Ha böyle inancı ruhuna yüklemek lazım. İktisat orada değil. İktisat buradadır. Yani sen bu ona hürmet ettiğin için, değer verdiğin için, böyle inandığın için böyle muamele göreceksin. Ruhun dinamiti israftır. Hiçbir zaman israf yapanın özel hayata, özel hayatın dahil, aile hayatı ve iş hayatında paydar olamaz. Mümkün değil. Abi çok servet var ama huzur bulamazsın, bereket bulamayacaksın. Yok yani. İsrafta bereket yok. İktisatta bereket var. Bereket de olmasın. Malın varlığı mal duruyor değil. O maldan hayır göremezsin. Çok paran olur ama İmam Azam ne güzel diyor. Bir malın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsan nereye gittiğine bak. Halk arasında böyle güzel bir tekerleme var. Ama güzel bir tevhiddir. Kürşat. Haydan gelen huya gider. İsraf değil ha. Hay olan Allah, hu olan Allah'a döner. Yani hay sıfattır, hu zamirdir. Sıfattan zamire. Allah Allah, ben çok hoşuma gidiyor ya. Bu akşamlar öyle keyif alıyorum çünkü Allah açmış hazinesini. Yani böyle, nasıl? Sana ne? Allah Allah, hep diyorum, tekrar edeceğim, tekrar edeceğim. İnandırıyorum biliyor musun kendimi? Nefis var böyle. Mesela böyle itiraz edenleri nereden biliyorum? Benimdekiler aynı söylüyor da. Bende var ya namussuz var bir tane. Ama anlaşmalıyız. Bak bir de okuyayım. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşerinin programın evinden olması cihetiyle. Mukadderat-ı beşer programı evinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Vay be. Asıl imamı söylüyor. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30.000 olduğu gibi.
Allah deseniz, Allah'tan kaç harf var? 5. He? Lam elif 2 tane. Bir elif 4. Lam elif 2. 1, 2, L. Elif başta 3. He? 4. Bir de dik üstün sayılır o. Harftır o. 5. Ne yapar? Orhan abi. 5 çarpı 30 bin. Söyle Orhan abi. Sen ticaretçisin. 150 bin. Bir Allah desen 150 bin. Allah bereket versin ya. Hadi. Sebabı biz sanki ahirete aktarılmış orada. Ya kardeşim, sebabın bedensel yapısı fiziksel enerjidir. Ben Kur'an'ı bunun için okuyorum. Ne yapayım? Kandıracak mıyım yani şeyi? Doğru. Sıkılıyorum, Kur'an okuyorum. Niçin okuyorum? Sevap diye okumuyorum. Sevap diye okusaydım sıkılmadan da okurdum. Enerji diye okuyorum. Ama Allah sevap verir, vermez. Ona ait. O biliyor şu anda. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sevap diye okumuyorum. Ben böyle Kur'an'dan feyiz alıyorum, zevk alıyorum. Çay, yemek gibi lezzet alıyorum. Vallahi çaydan daha fazla lezzet alıyorum. İlk önce bir 5 dakika sıkılıyorum. Senin gibi ben ilk. Ben de sıkılıyorum. İlk 5 dakika sıkılıyorum. Ondan sonra bir açılıyor vallahi. Pür. Bir telefon gelince tepeme sanki şey atıyor ya. Lan nereden geldi bu telefon şimdi ya? Ama o 5 dakika bir yolu açınca. 5-10 dakika sıkılıyorum. Sıkıyor adam. Direniyor. Kırıyorum. Hadi bakalım şimdi de gel. İlk 5 dakika. Sizde de oluyor değil mi? Dozer gör bir kırdın mı? Keyif başlıyor vallahi. Ondan sonra bir cüz gidiyor vallahi. Hiç şansı yok. 5 dakikanın sebebi ne abi? Direniyor adam. Adam ne biliyor musun? Bir şaka geliyor. Aynı sensin. Yani şeytan esirdendir. Böyle bir aynı benim boyumdadır. Benim şeytanım. Enerji olduğu için ufalabiliyor. Tırık girdi. Ama ruhu, aklı, eli, ayağı, cinselliği her şey var. İçinde böyle bir yapı var. Adam var. Bunu bir inanırsan o kadar rahat edersin ki tamam bu adam. Beni öfkelendiren, beni hassaslaştıran, tik yapan, pipirik yapan bu adamdır. O zaman ne kadar kolay oluyor. Kendine de zulmetmezsin. Kendini de affetme fırsatı veriyor. Sen affediyorsun kendini. En büyük zulüm kendini affetmemektir. Suç yaptın. Yaptımsa yaptın kardeş. Bu insana mahsus ya. Yaptık günah. Allah da bile çelik yapmadı o günah. Tövbeyle değişiyor. Kendi özgüvenini yıkma. Kendini affetmeyi becer. Kendini affetmeyi beceremeyenler başkalarını hiç affedemezler. Başkasını affetmeyenler, kinci olanlar kendilerini affetmeyen tiplerdir. Benim için bunlar matematik. Külliyatta bu bedenin, bu sistemin çalışmasının Allah'a hamdolsun Allah kısmı bana verdi. Niye verdi ben de bilmiyorum. Yani bu sistem nasıl çalışıyor? Bak siteye bir bakın. Şey var sesli derslerden. Görüntü daha sırası gelmedi. 234 müydü ne? Sesli dersti. 35 mi? Psikoloji 235. Şeytan denilen sistemin insan vücudundaki işlevi. Acayip ben günahtan sevaptan ise bahsetmiyorum. Şeytan nasıl işliyor? Sistem nedir yani? Sistemini bilirsen vallahi bak o kadar rahat ediyorum ki. Adam şu anda yok ya. Şu anda ben hissediyorum. Bak şeytanı ben size anlatayım yani. Konumuzun dışında mı geçti? Şeytan ne biliyor? Uzaklarda bir şey arama. Böyle şey var ya kor sıkıntı de onu işte. O enerji var ya işte o kor. Ha o işte. Başka bir şey o işte. O adam. Ona diyeceksin ki kuşak sensin lan aşağılık. Tanıdığın anda gidiyor. Gitmek zorunda. Niye gidiyor? Yani ben sana iyilik yapayım. Hayır. Tanımak demek bilginin ilime dönüşmesi ki enerjidir. Enerji pat onu atıyor. İlim onu tard eder. İlim enerjidir. İlim canlı ve ruhludur. İçeri giren her şey canlıdır. Her şey canlı ve ruhludur. Sistemini böyle çözdün mü Fethi abi? Böyle daline mi? Yani bak şeytanı tarif ediyorum. Gayb değil. Burada. Dokunursan tutarsın vallahi.
Bak şeytan Verozan'ın payını yaş. Şuna bak ya. Veya bir şey haddinden açtı. Ya işte oluyor da bizde. E böyle koymasaydın. Ya uf. Uf denilen o şey var ya söylettiren. Ha o işte ya. Başka bir şey. O işte. O şeytan. O. Bunu yakaladığın anda senden gidiş yolunu da sana söyleyeyim. Allah bana ikram etti. Benim bir odada dairede dolaşır gibi şey yapayım size. Allah'ın ikramı. Bu adamı yakaladığın anda nasıl çıkıyor biliyor musun? Ya kulağına puf eder. Puf, çok basitti. Veya benim şeytanım gibi azgınsa sol ayağın ateş gibi yanar altı. Gidiyor. Puş. Enerji işte. Bu adam zaten enerjidir. Sol ayağın yanar. Abi iki tarafta da bir şey olmuyor. Sadece bana anlaşmanız biraz kopmak yok galiba. Gidip gelmeler olmuyor galiba. Hep sende duruyor. Dikkat et. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki şeytan o kadar lazım ki. O kadar gitse. Bugün bana dedi ki. Ha şimdi neyse onu burada konuşuruz. Sıkıntıda konuşuruz. Bak ne kadar harika bir şey okuyacağım size inşallah. En muzdarip adam işsiz adamdır. İşsiz ne demek? Ya görüyor musunuz usta? Usta pedagog mudur, psikolog mudur, psikiyatrist midir? Ben anlamadım vallahi ya. Mektup okumamış. Nasıl bu ruhsal psikolojiyi? E buralardan işte çıkarıyorum. Hepiniz biliyorsun. Ya nasıl bir adamdır? Mübalağa ediyorsan Allah beni kahretsin ya. Bu adam nasıl bir adamdır ya? Şuraya bak ya. En bedbaht adam, sıkıntılı, muzdarip adam. İşsiz olan. Mesela sayse diyor bak. Bu denemez vallahi. Şu cümle var. Sayse vücudun hayatı hem hayatın yakasasıdır. Yakasayı bir bilsen ya. Bir tuhaf adam ya. Girmedi yer kalmadı. Sen doktor musun kardeşim? Tıpımı okudun. Nasıl biliyorsun ya bunları ya? Allah demesi olmaz ya. Olmaz. Allah layık olduğu gibi muamele etsin. Allah da onun feyzine bizi mazhar eylesin. Hep ustalarımız, hocalarımız, abilerimiz, öğretmenimiz. Kim bize taş koymuşsa Allah onların mekanını cennet etsin. Ruhlarını âli eylesin. Bu mübarek gecenin hürmetine. Kim bize katkısı olmuş? Kim bize faydası olmuş? Kim bizim bir derdimizi gidermeye, bir cehaletimizi kaldırmaya vesile olmuş? Allah'ımın rahmeti onu kucaklasın. Ya hepimizden de Cenab-ı Hak razı olsun. Usul ve furularımızdan, ahirette ana babalarımızdan, nesillerimizden, sevdiklerimizden, sevdiklerimizi sevenlerden kim intikal etmişse Allah'ım bu akşam Allah'lığın hatırına, bu akşamın hürmetini affet onları. Amin ya Rabbi ya. Mekanları cennet et ya Rabbi. Onların da şefaatlerini bize mazhar eyle ya Rabbi. Ne kadar hoş bir şey ya. Oh, İslam dinine göre dünya ahiret aynı bir şey ya, aynı yer. Ölünün hukuku, dirinin hukuku gibi. Mezara basamadığın gibi bana da basamazsın. Ya mezarlıktan geçiyordum, gece kimse yok, Topkapı'dan geçiyorum. Adama basamazsın kardeş. Abi toprağa basıyorum. Basamazsın, toprak değil o. Temessülattır. Ya Rabbi ya, ne acayip bir şey ya. Ahiret nerede biliyor musunuz? Ha Osman nerede? Bizde. Nerede duruyorsun da ne arıyorsun? Mesela bana deseler ki, abi Zeytinburnu'ndaki dershanenin ders salonu nerede? Bir bakayım kardeşim. Denilir mi şimdi? İçindeyim. Şimdi, teneffüs ettiriyorum burayı. Hasem Azmen. Şimdi ben ruhu alıyorum İlker, çıkarttım. Tamam. İyi dinlen ama çok. Ahiret nerede bak? Senelerce tefekkürümü böyle misalle hulasalam. Misal yapmak zordur. Velillahi meselul a'la. En iyi misali Allah verir. Ayet. 16-16. Sonra Asım Ciditleri verir. Misal vermek, ders anlatma yönteminin en zorudur. En keskinidir. Hemen neticedir. Nasıl verebilir? Misal verenler kendi iç aleminde çok yoğurarak, tefekkür ederek yapabilen kişiler. Bak, şimdi ruhu alın cesetten.
Ne olur alın. Şimdi nereye layık gidin oraya koyun. Sığsın oraya. Alın buraya. Arşa koyun ruhu. Arşa sığmaz. Çünkü arş içinde ruhu. Aldım ruhun lef-i mahfuza koydum. Sığmaz. Çünkü lef-i mahfuz içinde, öyle mi? Allah ruh için diyor ki ruhumdan öfledim diyor. Öyle mi? Arştan öfledim demiyor ki. Arşın hakikati ruhtur denmedi ki. Lef-i mahfuzun karşılığı ruhtur denmedi ki. Ruhumdan öfledim. Öyle mi diyor ayette? Öyle diyor. Hatta konuşmayın diyor. İki şey için konuşmayın diyor. Kur'an'da iki şey için konuşmayın. İki şey için konuşmayın. Bir tanesi. Zatımı konuşmayın. Tefekkür etmeyin diyor. Mesnevinin sonunda var o hadisi kutsi. La tefekkeru. Tefekkür etmeyin. Bir de ruh hakkında bilgi verilmemiştir. Onun hakkında fazla konuşmayın. Kader için soru sormayın. Kader hakkında fazla soru sormayın bari. Konuşmayın yok. Ne peki bunu? Şimdi alalım bak. Ahiret nerede? Ruh aldım ben cesetten Yusuf. Arşa koyacağım. Arştan gelen bir şey değil bu. Arş alamam diyor vallahi ben bunu. Nasıl, nereye koyacağım ben bunu? Dozeri buraya getirin ya. Dozeri falan. Zeytinburnunu bu odanın içine koy. Nasıl koyacağım kardeşim ya? Bu zeytinburnunun bir unsuru burası. Zeytinburnunu ben buraya nasıl sokarım? Ha. Kürsü götürdüm. Ruhu. Ben alamam diyor. Nereye koyacağım kardeşim bunu diyor. Arş-ı Azam'a götürdüm sonra. Sonra. En son. Vallahi diyor Arş-ı Azam'da ben bunun içindeyim diyor. Ve ben bundan yaratıldım diyor. Arş-ı Azam diyor ki ben ruhtan yaratıldım. Ruh çekirdektir. Ben içimi nasıl alayım diyor. Muhyiddin Arabi bundan demiş. Demiş ki insan nedir demişler de. Muhyiddin Arabi demiş ki çok acayip bir adam ya. O kadar kafama yatıyor ki tuhaf bir garip bir insan ya. Bana geldi de böyle yaptı falan. Kızdı falan. Ruhun rengi mi? Dedi ki ruh insan odur ki Muhyiddin Arabi'ye soruyorlar. İnsan nedir? İnsan odur ki bütün kainat ondadır. Bütün kainat arş, kürs, cennet, cehennem, arş, azam. Bütün varlık ondadır. Ama o kainata sığmamıştır. Ne tuhaf bir şey devrik cümle. Bütün varlık ondadır ama o hiçbir varlıkta olamaz. Benim uydurmasyon cümlemle olan insan nedir? Olanda olandır. Peki Bediüzzaman'a göre insan nedir? Şualar 218'de 20 vecihle insan tarifi var. Ona yetişilmez tabi o tarife. Kainatın ayeti kürsüsü, hakikat-ı Muhammediyeciydir, kainatın çekirdeği hastası, ayeti kübrası, acayip ya, sıralıyor ya. Ona keyif alıyorum yani, fiyakam da artıyor ya. Şimdi kendimi tarif ediyor ya, öyle fiyakam artıyor ki vallahi ben neymişim ya. Meğer kendime çok zulmetmişim, basit gelmişim, sebehten. Ne suratan ya, kurumetliyiz. Elhamdülillah, ha. Ruh aldık, ahiret nerede? Ruh aldık, kürse götürdük, vallahi ben alamam bunu. Arşa götürdük, arş cennetin üstü. Cennete bile koymuyorum ha. Çünkü cennet hizmet makamıdır. Ruha hizmet verme yeridir. Aldık ruhu, arş azama kadar da götürdük, arş da alamam dedi. Peki. Arşın bile içine alamadığı ruh şu anda nerede? Ahiret işte onun içinde. Ruha ahiret arama. Ne olur? Ahirete ruha ara. Ahirete yer ara. Ruha yer arama. Yersiz yerdir. Mekansız mekandır. Varlıksız varlıktır. Ruha yer arama kardeşim. Cennete mekan ara. Cenneti nereye koyacağım de. Ruhu nereye koyacağım deme. Neredeymiş ahiret? Ruh neredeyse orada be kardeşim. Ruh hepsinin çekirdeği. Ağaç nerede? Çekirdekte kardeş. Çekirdekte ağaçta. Öyle mi? Çekirdek demek yaprak, çiçek, dal budak değil mi? Madem şeceri hilkatin, cennetin, arşın, kürsün, çekirdeği benim. Neyi nerede arayacağım ki? Neyi nerede arıyorum? E abi ahirette miyiz? Neredeyiz ya? Abi dünya, bedeniyetim... Beşeriyetini yaşarsan, bedensel hayatı yaşarsan dünyadasın. Ama
beden zahirisinden ruhani şeyler yaşarsan zaten mutu kablen temutu, ölmeden önce ölünüz. Yani ruhsal hayatı yaşayınız. Zaten o ölmüştür. Hangi cihetiyle? Ölen ölmüştür. Beden ölecekti. Küllü nefsin zayikatı nef. Nefs. Nefis cihetiyle öldün. Ahirette dirildin. Yani bedensel cihetiyle öldün. Ruhsal yaşıyorsun. Sen bunları uyduruyorsun. Felsefe yapıyorsun. Peki. Beni ballamaz seni. Ustad ballar mı seni? Vallar. Ama hep mecaz demişsin tabii şimdiye kadar. Ama bu mecazdır. Ha, mecaz diye seni o ülfet belasına soktu işte. Mecaza bak. Bak ahiret ne demiş bak. Bülent. Bülent ne demek? Bülent. Böyle başlıyor 298. Nasıl başlıyor biliyor musun? Fe subhanallah. Böyle başlıyor. Fe subhanallah. Şaşkınlık. Ya neyi nerede arıyorsunuz diyor ya. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir. Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Fe subhanallah. Vav gibi tamimdir. Her cümlenin başındadır. Fe subhanallah. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. Dünya ve ahiret arasındaki mesafe ne kadar kısa, ne kadar uzundur. Cehalet onu uzatıyor. Fe subhanallah. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. Yani cehaletle ilim arasındaki uzaklığı düşünün. Sonsuz mesafedir, sonsuz yakındır. Fe subhanallah bak. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. Fe subhanallah. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyük. Mesela odundaki nur, odunla ilişkisini düşünün. Buzdaki suyu düşünün. Yani böyle ya. Ruh burada. İşte bu ahiret hakikatinde yaşıyor. Kim bedensel hayatına muhalefet eder? Beşeriyetini kenara koyarsa, at gibi bunu kullanırsa, ruhsal hayatı yaşar. Zaten ahiret yaşıyor. Ahirette zaten. Mutu kablente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Niye? Ölmesi gereken nefisti zaten öldürdü. Niye? Nefsin isteklerini yapmamak, isteklerini yaşamamak zaten nefis cihetiyle öldü. Ölün de zaten o olacaktı. Ölecek o olacaktı. Öldün zaten. O zaman sen neredesin ki? Ruhsal hayatı yaşıyorsanız ahireti yaşıyorsunuz. Ruhu yaşıyorsunuz. Diyorsunuz. İçinizde gece olan manyağın birisi ya ahireti var. Hepten karıştı birbirine buldu. Dünya karıştı vallahi. Karışsın. Karışsın. Karadenizler, Lazlar der ki yağmur falan geldi mi? Dere gelmesini biz iyi bekleriz. Dere gelsin ki balık olur. Dere gelmeden balık olmaz. Çünkü dere gelince balıklar hep kaçışır. Mağaradan çıkar çünkü toprak üzerimizi kapatır. Dere toprak taşıyor ya. Mağaraları kapatır biz ölür. Onun için hemen balıklar hemen böyle aşağılara doğru kayar. Kenarlara doğru, kenarlara da ortalarda o dehşete kapılmaz. Biz de balığı tek kenardan alırız. Bu dere gelsin ki balık tutalım. Dere gelecek kardeş, ortalık karışmasın. Böyle manyak adamlar da konuşacak cesurca. Ondan sonra ahiret neredeymiş? Ölümden ne korkuyorsun işte? Günahından kork. Zaten ahirettesin. Sürprizlik yok. Yaptığını aynı göreceksin. Baktın günah, bakmadı yazılmaz. Bakmadın günah, baktı yazılmaz. Bir sürprizlik yok ki. Nasıldır ahiret, nasıl yaşıyorsan odur. He? Tuhaf. Peki. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyle-i Berat'ta her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkarmış bu akşam. 20 bin. Allah desek 20 bin çarpı 5. He? 100 bin. 100 bin. Doğru mu? Esnaflar. Maşallah esnaflarınızı kapıda bıraktınız. Ulan burada hesap yapın lan. Bu dükkandaki hesaptan daha hayli ya. Dükkan daha iyi. Kılı kırk yarıyorsunuz. Burada usta çarpın bunu.
Aşağıya çıkarmayın. Bir tanesi 1 milyon dedi. O hoş işime yaradı ama öyle değilmiş yani. 20 çarpı şey 20 çarpı evet. 20 bin çarpı 5 100 bin. Hocam, al. He? Şimdi söylerken diyoruz bir de dinliyoruz ya. Oradan da oluyor mu? Oluyor valla. Tabii ya. Ya kardeşim öyle bir fırsatlar var ki. Bu asırda onun için cehenneme gitmek çok zordu. Aman ya birisi. Vallahi çok zordu. Niye? Hafif bir amel. Hafif bir tel. Devletin teline kablo atıyorsun. Dünyayla telefonla görüşmüyor musun? Devletin eletine atıyorsun. Bir kabul ediyorsun yani. Faturayı atıyorsun. Fatura. Bütün kebanı sen mi kurdun? Yok bir fatura atıyorsun. Yani tel atıyorsun. Ha, iştirak amal-i uhrevi denilen keban barışına bir taraftar oluyorsun. 5-10 dakika, birkaç dakika risale okuyorsun, tesbihat yapıyorsun. Bütün nurcuların hasenatına ortak oluyorsun. Bu kadar bir şey. Bunu da yapmasan o cennet ucuz olmaz. Daha hani var ya rivayette geliyor. Geçmiş ümmetin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsun? O kadar basit ama. Yani iştirak amal-i uhrevi'de nisseniz olması lazım. Yani o da nedir? Tesbihattır. Birkaç dakika Risale-i Nur okumaktır. Ben şimdi Risale'de geçen cümleyi söyledim birkaç dakika ama ben bunu siliyorum birkaç dakikayı. 10 dakika diye koydum onu. Ama birkaç dakika geçiyor. Doğrusu o. Demek ki bu akşam her bir amel-i salih'in her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sahil vakitte 10 ise normal zamanlarda 10'dur. Şuur-u selasede yani 3 aylardayız. 100'e ve 1000'e çıkıyormuş. 1000'e çıkıyor. İhlasa göre 100 veya 1000. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Bu gece, bu gece 50 sene. Kaç yaşındasınız Serkan sen? 38. 38. Buluğu çıkartalım 15'i. Kaç? 23. 23. Evet. 23'ten 10 tane berratını ihya etsen her bu gece 50 sene veriliyor. 50 sene nafile ibadet etmiş gibi ömür verecek. Sana 50 senelik ömür veriliyor bu gece. 23 senenin 10 gecesini ihya etmiş olsaydı ki etmişiz berratı. Çarp bakayım. 50 çarpı 10. 500 sene geçmiş kavrimde yaşadığın gibi sevap alacaksın. Davut Aleyhisselam ümmeti 350 sene yaşıyorlar. Sırtı yerine gelmez tabii. 500 sene sevap yapmışsın gibi ömrün var. Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşamış. Nuh Aleyhisselam Kur'an'ın ifadesiyle 950 rivayet hadiste 100 de yaşamış. 950 sene vazife yapmış. 100 sene de ömrü olsa 1050 sene. Sen şimdi 23 sene bulu çağı hariç yaşamışsın Enes. 10 tane ben seni bileli kaç sene oldu Nurları tanıyalım? 20 sene. 20 sene var elhamdülillah. Ben seni bildiğim hep berat gecesini ihya edersin. Kadir'de var. Oo. 10 dedik değil mi senin? 10. 10 tane de Kadir ekle. Kadir 83'tü. Bir geceye 83 sene veriliyor. 10 çarpı 83 850, 830. Ulan iyi yapıyor, fazla götürüyor. 830, 30'u keselim hadi. Benden cepten olsun. 800, 500 daha, 1300. Diğer gecelerden de var lan kırpıntı falan. Vurdu Adem Aleyhisselam'ın ömrüne işte. O da 10 sene. Ya o 23 senenin 15 tanesini ihya etsem. İşte Elif, La, Mim, Elif, La, Ra. Senin ümmetinin, peygamberimize demişler aleyhissalatü vesselam, senin ümmetin ömrü kısadır, dolayısıyla seneleri azdır vesaire diye sordukları zaman Allah Resulü şu cevap vermiş. Elif, la, mim, hurufu mukatayı okumuş. Diğerler de ne anlamışlar aldık, daha sonra sormamışlar. Şifre, buradaymış bunlar. Allah. Hikaye geliyor değil mi Kürşat? Ama işine yarıyor mu? İnşallah. Farkında değilim yani.
Farkında değilsin. Şimdi farkında olsan zaten heyecandan coşardın. Ama farkında olmadığın için böyle cevap verdi. Çünkü inanamıyoruz Allah'ın rahmetini. Aklımız almıyor. Çünkü niye? Bizim kafamız hep darlaşmış böyle. Allah'ı anlamıyoruz. Yani Allah bizim için nedir bilmiyoruz. Sormamışız ki ömrümüzde hiç. Allah benim için nedir? Allah benim için ne ifade ediyor? Bilmiyorum. Hep bilmiş zannetmişim, ülfet belası olmuş. Bilmek zannetmek ülfettir. En büyük bela bu işte. Bilmediğini bilmek zannetmek. Çünkü ilim durur orada. Allah biliyor. Allah nedir sorsak? Kaçımız kaç saat konuşuruz? Ben de dahil tabii. Bilmiyoruz. Peki. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar bir, Kur'an'la, iki, istiğfar. İstiğfar okuduğum için söylüyorum. Günahtan istiğfar etmek. Namazsızlık, yani kılmadığımız namazın istiğfarı nedir? Estağfurullah değildir. Kazasını kılmak. Tutmadığınız orucun istiğfarı bedelini ödemektir. Ha, ama çaresi olmayan bedeller var. Zina mesela. İçki içmek. Adam öldürmek gibi. Onların istiğfar işte. O zaman şu hakkına sahip oluyorsun. Ey geçmiş hayatında bu işlere düşenler, düçar olanlar. Şöyle yapın. Ya Rabbi, geçmiş hayatımızdaki eksikliklerin hangisi tamamlanıyorsa namazsız geçti. Ya Rabbi, namazımı kıldım. Şimdi kazamı kıldım. Ya Rabbi, geçmiş hayatımda orucun yap tutmadım ama ödedim. Allah'ım zinanın bedeli yok. İslam şeriatı yok ki. Recmedili vesaire. Ya Rabbi, çaresi olanları yaptım. Çaresi olanları da senin rahmetini bırakıyorum. Allah'ım yapacağıma delil yaptıklarımdır. Çaresi olsaydı yapacaktım. Yapacağıma delil yaptıklarımdır. Allah'ım affet beni demeyi. Aynen. Kazanıza bu akşam başlayın ve deyin ki Ya Rabbi, kazan bitmeden canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sor. Amin. Amin. Ne kadar hoş değil mi? Akıllı olacaksın, mantıklı olacaksın. Fırsatları değerlendireceksin. Tabii canım. Sağlık mısın? Tabii ya. Bir tanesi dedi, abi uyanıklık yapıyorsun. Aptallık mı yapayım? Tabii ki uyanıklık yapacağım. Bir şey hatırıma geldi de. Uçakta bir boşluğa düştü. Bir feveran var. Kadın feveran etti. Dediler ki uçakta doktor var mı? Anlatmıştım size de. Doktor var mı doktor? Baktım kimse de yok. Şimdi çıkarsa kayıp olur doktor. Hakiki doktor çıkarsa. Baktım uçağa arka kanattayım. Çok arkadayım. Kimse yok. Kalktım. Tabii çıkarttık bunu. Doktor bunu çıkarttık. Hemen gittik. Tabii herkes bakıyor bana. Yana oturdum. Tuttum. Başladım. Yani ya tansiyon falan bakıyordu bana. Okumaya başladım. Bir şey anlatacağım. Hocamsın dedi. Aynen öyle. Hocamız. Şimdi dedim ki ona, bak, hiç ses yapmadım. Ben dedim, konsolosluk din ateşesi dedim, konferans için beni çağırdı. Diyorum, bunu direkt anlatıyorum. Orada niçin insan sıkılır, niçin huzursuz konferans vereceğiz? Üç kişi var Türkiye'den, dinliyor şimdi. Dolayısıyla o yüzlerce, belki binlerce insan beni bekliyor. Onun için beni Allah oraya götürecek. Dolayısıyla bu uçak oraya gidecek. Dolayısıyla bu uçak düşmeyecek. Sen de bu uçakta olduğun için korkma, düşmeyeceksin. Böyle yaptı. Oh. Anladınız mı? Yani birbirine dayandırarak çözüm üretmek. Menfide bu yokmuş ama.
negatif negatife delil değildir. Çünkü ademi vücut oldukları için olumsuz olumsuzluğa delil değildir. Vücut değildir. Bak sistem ters çalışıyor kainatta böyle. Dolayısıyla ben oraya gitmem lazım. Bu insanların hatırını Allah kırmaz. Ben oraya inmem gerekiyor. Dolayısıyla bu uçak oraya inmesi lazım. Ben düşmemem gerekiyor. Sen de benimle berabersin, düşmeyeceksin. Ne yaptı? Tansiyon. Diyor ki, yalvarırım ne olur gitme buradan. Yalvarırım ne olur gitme buradan. Durucu oldu mu? Pissin şansı yok canım. Namaza söz verdi, istesen vermesin, sallanıyor. Kaldır elini. Öyle kişi, o kadar kişilerden söz aldım ki namaz kılacağıma, derse gideceğime, risale okuyacağıma. Ne yaptılar bilmiyorum. Tövbe yaptırdık yani. Benden o kadar. Evet, bu akşam mümkün elinden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfarla ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Şu anlar 505. Sorusu olan var mı üç bu hakkında? Ben... Evet abi. Bu mesela çekirdek oluşturacağız ya. Evet abi. Nasıl dua etmemiz lazım? Yani ne istememiz lazım? Bak bu böyle laf değil. Evet. Bu akşamki yaşantın içini dolduran şeydir. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Bu akşamın içine şeri dolduranın iki yakası bir olabileceğini. Aynı şerde biri 30 binmiş. Bir kilo içki içerse 30 bin içki içmiş. 30 bin kilo içmiş gibi olacak. Bir 30, 20 bin pardon. Şer de aynı böyleymiş. Allah'ın yani günahın zatına bakmayın. Sebabın zatına bakmayın. Kim memnun oluyor, kim rahatsız oluyor. O önemli. Sebabın zatına bakmayın. Günahın zatına da bakmayın. Günahın kendisi önemli değil. Kimin emrine hayır diyor? Günahtan kim rahatsız oluyor? Allah. Kur'an 44'e 3 ayetindeki Leyle-i Mübareke bazı müfessirler Leyle-i Berat'a işarettir demişler. Berat gecesinin mübareketi hakkında hadis-i şerifler vardır. Ez cümle İbn-i Mace 5, Kitab-ı Salat 191 babında Şaban'ın 15. gecesi rahmet ve mağfiret ilahiyenin semai dünyaya nuzulu ile mağfiret isteyenlerin mağfur kılınacaklarını müjdeler. Yani istiğfar, tövbe isteyenlerin affedileceğini Allah Resulü demiş. Allah Resulü mübalağa eder mi aşağı? Tövbe estağfurullah. Etmez. O in huve illa vahyu yuha. Ne alıyorsa onu söyle. Ancak Ramuz-ül Ehadis kitabının 484. sayfasında da kaydedildiği gibi dünya hayatını gaye edinen sefihler bu mağfirete liyakatı kaybedebilirler diye geçiyor. Berat gecesi hakkında birkaç tane de şey var ama ben kesiyorum. Şimdi sıkın işsiz adam okuyacağım. Tam da orası çıktı. Allah'ın hikmetine bakın. Bak gördün hiç çevirmedim. Çam çevirecektim. 708'e çevirecektim. Çünkü 730 çıktı. Ha bak o çıktı. Hiç çevirmedim. Demek ki inşallah alameti makbuldur. Evet. Sen de sayfalarımızı gösterebilirsin. Harika bir yer. Ne bileyim, etkileniyorum Risale-i Nur'dan. Vücutta atalet yok. Atalet. Boşluk, hareketsizlik. Vücut derken bu değil. Varlıkta. Varlıkta boşluk yok, hareketsizlik yok. Varlık. Allah'ın esması var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretin ilime, ilimden kudrete, ilimden kudrete kayyumiyet. Kayyumiyet. Kur'an'da iki tane ayet var, halkın cedi. Dolayısıyla vücutta böyle bir boşluk yok. Yani durağanlık yok. Durgunluk yok, durmak yok. Yorgunluk yok. Yok.
Yorgunluk denen beşeriyete arzi bir şeydir. Kaslara oksijenin taşınması, oksijenin bitmesinden yorgunluk hissederiz. Dinleniriz, oksijen gelir, canlanırız. O. Allah için öyle bir şey yok. Onun için varlıkta, varlığın işlevinde boşluk yok. Tamam. İşsiz adam, yani varlığa rağmen hareketsiz, işsiz adam vücutta adem hesabına işler. Varlığın içinde yokluğa doğru çalışıyor. Şeytani bir sıfat bu. İşsizlik. Ne demek ya? Varlığı yoka dönüştürüyor. Yani böbrek çalışıyor, karaciğer çalışıyor. Varlık, bu varlığı manasız bırakıyor. Hiçliğe gidiyor işte şeytanlık. Yani vücut olan bu sistemin, ruhun, aklın, hücrenin gayetsizlik, yani kullanmıyorsun, böyle oturuyorsun işsiz adam. Vücudu adem hesabına çalıştırıyorsun. İşte şeytanın zaten özelliği buydu. Vücudu ademe dönüştürmek. Yokluğa dönüştürmek. Ondandır ki şeytanın özelliği imanın, abdestin, sıhhatın üzerinde durur. Oradan yorumlar yapar. İmanın yok, abdestin yok, hastasın. Hasta olana hastasın demez. İmansıza imansızsın der. İmansıza imansızsın demez. Abdesti olmayana abdestin yok ha senin deyip de şüphelendirip abdest aldırtmaz adam. Adam abdest aldırmaz. İmansıza bana bak ha imansızsın ha. İmansız ne kötü bir şey ya. Cenab-ı Hak gider imansız ne yapar? İman elde eder. Şeytan aptal mı? İmansıza imansızsın demez. Kime der? İmanlıya der. O zaman ben size imza atıyorum. Abdestinize vesvese geliyorsa, imanınıza vesvese geliyorsa, sıhhatınıza vesvese geliyorsa evvallahi onun tersi sizsiniz. Altına Hasan Akar. İmza attım. Abdestinize vesvese geliyorsa kefili benim. Abdestiniz var. Çünkü şeytan olmayana var demez. Var olana yok der. Sistem öyle çalışıyor. Allah bana bunu öğretti. Şeytanın sistemi böyle çalışıyor. Vücudan ismi Adem hesabına çalışıyor. Şu anlarda Subhanallah, Subhanallah der diyor. Adem alemleri. Vehim ise, dima ise yoku var gösterir. Bunun sistemi böyle çalışıyor. Bu lümmen şeytanı kalp burada. Kalbin etrafında. Demek ki işsizlik şeytanın yaptığı iş gibi oluyor. Yani varlığı yokluğa dönüştürüyor. İşsiz adam oturuyor. Oturuyorsun ama böbrek çalışmıyor. Kalp çalışmıyor mu? Hisler çalışmıyor mu? Hisler. Ne yapacak bu his? Duygular. Birisi var. Aha birisi geldi. Hastayım. Taş vardır. Fesuha. Nereden çıkarttın? Komşu dedi. Onda da böyle olmuştu. Hele bir Allah'ın bir belasını size söyleyeyim. Allah'ın belası değil, sizin başınıza saldığınız bela. İnternete girip hastalığınızı, rüyanızı yorumlarsanız Allah belayı verdi işte. Bela budur. Kimin eli, kimin cebindedir belli değil. Kim orada? Mesela Doktor Hasan Akar. Kim sorgulayacak? Yazdım. Şöyle şöyle olursa sizdeki kanser özelliğidir. Tamam. Bir inandın öyle muamele göreceğiz. Ha? Nasıl inanırsınız? En aynı zeni abdi bil. O zaman hastaneleri kaldıralım. İnterneti kardeşim. Şuram ağrıyor şu saatten beri. Öyle mi? Şu şöyle şey var mı? Tamam şudur. Git falan ilacı al. Tamam. Hastaneleri gerek yok. Allah Allah. Nereden çıkartıyorsun Hasan? İşin bu kardeşim. Kardeşim sen hocam ben galiba dedi beyinde tümör varmış dedi adam. 3 gün önce. ne zaman dedim teşhis edildi? Yok abi dedi yani ben dedi bir haftadan beri sıkıntı çekiyorum. Gittim bilgisayara, internete girdim böyle falan yerde tümör olma ihtimali büyük diyor. Yüzde. Ben de tümörüm galiba dedi. Böyle inandı. Şimdi hastaneye gitse hakikaten tümör olacak. Olmuştur. Nasıl inanmışsanız öyle mi ama değil. İşte işsiz adam böyle bir adam. Yani bu güldüğünüz adam işsiz adam.
O zaman maddeten de iştefsiz kafa, iştefsiz kalp. En azından tedavi niyetiyle çalışın, işe girin. Emekli dahi olsan. Bu seni meşgul eder. İşsiz kalma. Öyle oturmak yok. Abi evde kitap okuyorum. Ha, o işsiz değilsin. En büyük iş yapıyorsun. Ama oturuyorsun televizyona. Koltukta uyuyorsan. Hiç şansın yok. Sen huzurlu olacağını takkemi anla. Televizyonda koltukta uyuyacaksın. Huzur. Vallahi huzur bulunsaydı ben televizyonun karşısına kalkmazdım. O, ondan daha büyük iş var mı? Kainatın sistemi öyle çalışıyor. Tefekkür üzerine kurulmuş. Cem. Tefekkür. İşte kitap okumak ya tefekkür. O şey. Ama bunu yapmıyorsun. Bir de çalışmıyorsun. Rüştü abiden görüyordum ben. Cevşen'ini voltu atarak okurdu. Akşam yatsı arasındaki tesbihini voltu atarak okurdu. Cevşen'i ya voltu atarak okurdu. Sanki hapishane. En bedbaht, sıkıntılı, muzdarip, parası olmayan, eşi olmayandır. Öyle mi diyor? En bedbaht, bakın oraya. En bedbaht, sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. İşin yok. Ya. Dershanede kalıyor. Daha çok nisalarda oluyor, kadınlarda. Okuyor, okuyor. Ondan sonra kapatınca tefekkür edecek. Etmiyor. Niye öyle oturdun? Ne yaptın? Öyle mi ya? Ha? Bunu da başka maksatta kullanın. Daha çok onların dünyasında çok oluyor dershanede. Dershanelerinde. İşsiz. İş yok. Ama okusa, yazsa, çizse, notlar alsa, şekillendirse, tefekkür etse, kavgaya zaman bulamaz. Abi nasılsın? Elhamdülillah çok iman dostun. Niye? Kötü olmaya zamanım yok ki. Kötü olmak için. Böyle dedi. Allah Allah niye dedi? Fesbun. Böyle düşünmen lazım. Düşünce kendisi enerjidir. Ne düşünüyorsanız onun içindesiniz. Oyuncak geliyor bu sözüm size. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demek. Bak mesela içimizde düşünceler var paketleri. Hiçbir şey yok. Birisini koyduk karşımıza. Ona nasıl dedi, niye dedi, bu başı devrilsin ya zali falan. Onu böyle hayalimize koyup onu düşünsek o çekirdek balon gibi olur. Onun içine girdik. Heh. Bunun içinde şimdi mutlu hissedeceksin. Öfke çekirdeğini ağaç yaptın, öfke balonun içinde, öfke denizin içinde huzur bulan bir adam. Arkadaşlar, doğru düşünürken kendinizi kötü hissedemezsiniz. Tamam mı? Kötü de düşünürken asla kendinizi iyi hissedemezsiniz. Hisler düşünceler üretiyor. Hisleri düşünceler üretiyor. Düşündüğünüz anda his oluyor. En bedbaht, sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. İşsiz olan adamdır. Zira ki atalet, hareketsizlik. Vücut içinde adem, hayat içinde meftir. Ölmeden önce ölmüş adam. Serkan. Hayat içinde meft. Yaşıyor. Ölmüş. Allah Resulü'nün hadisinin tersi yani. Mutu kablen temutu. Ölmeden önce ölünüz. Maneviyat noktası. Yani bedensel hazlardan sıyrılın. Yani dünya, gideceğiniz olduğu aleme göre yaşayın. Ona ait bir şeyimiz vardı. Ölmeden önce ölünüz diye ona ait güzel bir şey vardı. Ölümün ölümü. O değil. Ölümün ölü değil. Allah razı olsun. Ne güzel de ezan okuyor.
Tamam. Ölmeden önce eğer görürsen okurdum. Ama maalesef ölümün ölümü 91 acaba o mu? 91 maşallah. Kabe gibi bir ezan oldu ya. Hoş olacaktı. Bulursaydık ama. Güzel bir tefekkür. Vermek almakmış. Neyse. Demek ki bulamadık. Nasip olmadan dayak da yenmiyormuş. Heh. Bir parçası burada. Kendisini bulamadım tam. Ama bir parçasını okuyayım. İlginizi çekeceğine inanıyorum. Yani ahirete gitsen, ölmeden önce ölünüz. Ahirete gitseniz, oradan tekrar dünyaya gelseydiniz, neler yapardınız? İşte onları yapana ölü denilir. Öldü, geri geldi o adam. Dünyası ölmüş, ahireti dünyada dirilmiş demektir. Dünyası dünya cihetiyle ölmüş, dünyada ahireti dirilmiş demektir. Nefsi arzularını yapmazsan nefis cihetiyle ölmüşsün demektir. Ölen de nefis olacağından, nefsin isteklerini yapmasan nefsin ölmüş demektir. O zaman ölmeden önce ki nefis ölmeden önce nefsi öldürüyorsun. Yani vefat etsen Allah'ım beni bir daha dünyaya döndür. Ne olur? Tamam kabul ettim. Olmayacak bir şey ama öyle zaten söyle olmadı. Fakat yapsa, gönderse nasıl yaşardın? Ona uygun yaşamak işte öldün dirildin o. Fırsat verdi sana. Ölmeden önce ölmüşsün. Fırsat verilmiş. Bugün sen onun için derse geldin. O kabirden çıkarttılar seni. Derse git artık. Berat gecesine git artık. İşte bu. Ölmeden önce ölmüşsün. Demek ki atalet, işsizlik, bir şey yapmamaz. Yapmamak atalet. Vücut içinde adem, vücudun yoku ve hayatın mefti. Say ise, bu çok önemli, say, çalışmak, hareket, vücudun hayatı hem hayatın yakazasıdır elbet. Yakazası ne demek biliyor musun? Yakazada ne anlıyoruz? Var mı öyle biraz katkısı olacak? Hayal. Hayakaza. Hayal hali. Yok. Ne uyku ne? Evet. Uyanıklık. Uyanıklık. Yakazası. Yani... şöyle bir tuhaf bir şey. Uykudasınız, uyanıksınız. Çok ilginç bir berzahtır. Bak uykudasınız veya uyanık. İkisi arasındadır. İkisi arasında geçit yapılıyor. İkisine de hükmedebiliyorsun. İkisini de fark ediyorsun. Ne dünyadasın ne değilsin. İşte hayatın yakazası yani buradayken onu yaşamak. Farkındalık demektir. Hayatın yakazası uyanıklığı, hayatının farkında olmaktır. Şunu bitireyim. Hayatının farkında olmayan, yani şu anda yaşayan insanların çoğusu, ustad ne diyor? Kaçta kaçı diyor? %90'ı. Türkiye'nin nüfusu kaçtır? 80'de. %90'ı diyor. Nefse maresine ilah diye tapacak diyor. %90'ı öyle diyor değil mi? 90 çarpı 80, 72. 90 milyonu 72 diye, 72 milyon tanrı diye nefsine tapıyor. Evet abisi. Şimdi hayatımda şöyle bir şey tecrübe edildi.
başımda geçen büyük bir olay yani. Ölüm, kısaca bir şey söyle. Ölüm ihtimali yüksek olan bir dönüm noktası olmuş yani. Kendimi öldüm saydım. Ondan sonraki hayatı o şekilde. Ya doğru, çok güzel. İşte çok güzel bir milat koyacaksın oraya. Onu değerlendir. Bak ya kaza çok ilginçtir. Ölmemişsin ama dünyada da dünya cihetiyle dünyalık değilsin. Dünyanın üç yüzü var. Nefs-i merabegâhı, ahiret-i mezrası, bir de Esma-i Hüsna'nın tecelligâhı. Öyle mi? Dünyadasın ama ahireti yaşıyorsun. Ya kaza. Dünyada yaşıyorsun ama ahiretten besleniyorsun. Hayatın ya kazası. Zevk alıyorsun çünkü. Hareket, hem bedensel hareket, hem düşünmek, hem okumak dünya cinsinden lezzet değildir. Mesela bak, hareket ediyorsun falan, mesela sen alt katta dükkanı bildiğim için söylüyorum, aşağıdan yukarı çıkıyorsun falan, bir hareket ediyorsun, kendini unuttun, bir lezzet aldın. Nereden biliyorsun? Abi bir lezzet almadım. Eğer dursaydın, elem alacaktın, o elemin kalkması lezzet demektir. İlle bir lezzet değil, elemin kalkması lezzettir. Yani ayrıca bir şey verilmesi değil. Ustad diyor ki, hizmet aynı ücret gösterirdi bana diyor. Hizmetin kendisi ücretmiş. Daha hizmetin ücreti olmaz. Anladık mı arkadaşlar? Hizmet aynı ücret gösterirdi bana diyor. Yani dertler bana derman imiş. Mesela bakın şu anda ahirette inşallah alacağız tabii de. Bu beraber. Şu anda lezzetli değil miyiz Allah aşkına? Rahat değil misiniz? Dün akşama göre. Rahatsın. Rahatım yani. Sen rahat değil misin? Rahatsın. O zaman düne bugün göre rahatsın. Rahat olduğuna göre bu rahatlık ruhsal beslenmedir. Neyi kaldırdın? Bir şey sıkıntıda değilse, eğer içsiz olsa, boş olsa alacağı sıkıntının karşılığı kadar şu anda bir direnç var. Eksi iki ise artı ikidir. Onun için sıkıntı yok sende. Tamam. Derse gitmek de çalışmak. Ki tabii hizmet kendisi bu. Yani hizmetin kendisi ücrettir. Hizmetin kendisi ücrettir. Yoksa hizmetten ücret talep etme yok. Zaten ücreti almışsın. Şu anda ben ücreti alıyorum. Keyif alıyorum tabii ya. Bundan daha büyük keyif olur. Başka bir yer okuyacağım size. Lemalar 124'ü okuyayım. Yakaza çok ilginçti. Lemalar 124'ü var mı? Var. Bak bu için ben de cihaz ne güzel çalışıyor ya. Elhamdülillah ya. Böyle, hani cihaz oldu mu Serkan böyle. Hoş oluyor. Bak işte. Şey de öyle. Bunun için yaptı zaten Allah ihsan ediyor. Bu işler için. Bak şimdi. Görüyor musunuz orayı? Ben de açayım. Ben nereden okursam okuyayım. Kitabımdan okumasam. Risale-i Nur'dan okusam başka bir kitaptan yok. İlle benim kitabımdan olacak. Bir psikolojik rahatsızlık. Ben de hastayım zaten. Eksiğim. Fikri sabit hastalığım var der Zübeyir abi. Ben de hastayım der. Ne var abi dediler? Fikri sabit hastalığı. Ne demek abi? Risale-i Nur Ustad, Risale-i Nur Ustad. Başka bir şey diyemiyorum diyor. Böyle fikri sabit. Sabit fikir hastalığı var bende diyor. Çakıyor ya, bizi iğneliyor ya. Anladınız mı? Böyle olun demek istiyor. Ne hastalık? Anlıyor musunuz? Fikri sabit hastalığı olun diyor. Olun değilsiniz. Bak 124. Allah Allah. Görüyor musunuz? İşsiz, tembel, ıstırapta yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, koltukta televizyon seyredenler, ekseriye saydan, çalışmaktan, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker. Allah Allah! Niye? Niyesi şurada. Anladık değil mi? Televizyonda, televizyonun karşısında koltukta uyuyanlar, Ben mi uyduruyorum bak? İşsiz, tembel, istirahatla yaşayan, rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle saydan, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve
sıkıntı çekerler. Çünkü daima işsizler ömründen şikayet eder. Ömründen ya. Şu batsın. Ya acayip bir şu dünya falan. Ömründen hep şikayet edenler işsiz ve tembel adamlar. Daima şikayet ederler. Eğlenceyle çabuk geçmesini isterler ömürlerini. Say eden ve çalışan ise şakirttir, hamd eder. Ömrünün geçmesini istemez. El müsterihul atilu şakim min umrihi ve sa'iyul amilu şakir. Yani atalet içinde istirahat eden ömründen şikayetçidir. Çalışan ve iş gören ise haline şükreder, külli dusturdur. Hem o sır iledir ki rahat zahmette, zahmet rahattadır. Cümleye bakın Allah aşkına. Rahat zahmette, zahmet ise zahmet rahattadır. El müsterihul atilu şakin min umrihi ve sa'iyul amilu şakir. Rahat zahmette, zahmet rahattadır. Cümlesi dar bu mesele olmuştur. Allah Allah, şu cümleye bakın. Bu ne biçim bir felsefe ya? Bu ne biçim psikoloji ya? Bu ne biçim ruh tanımlama? Rahmet zahmette, zahmet rahattadır. Çok acayip. Görüyorsunuz değil mi? Cümlesi dar bir mesele olmuştur. Evet. Cemadata dikkatle nazar edilse bil kuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetine nakıs kalıp inkişaf etmeyenlerin gayet devam ediyor. Yani çekirdeğin lezzeti ağaç olmak meyliymiş. Görüyor musunuz? Tamam mıyız? Gözüküyor abi. Gözüküyor değil mi? Tamam abi. Lemalar 9. Dersime çalışarak yeniyor. Öyle tombala çeker ki ne yapalım? Size bu çıktı. Çünkü senin vücudun, aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Ey şekvacı hasta. Senin hakkın şekva değil. Bak gördün mü? Şükürdür, sabırdır. Bak o çıktı. Yani. Böyle de yapmıyorum yani. Siz de öyle yapın. Mutlaka çalışın. Çalış kardeşim. Nasılsa ortağız, çalışmazsanız da olur. Ama sıkıntına ortak değil, sıkıntıyı ne yapacaksın? Hadi sevabıma ortaksın. Ben de sizin sevabınıza ortağım da. Ya öyle olmaz abi, sıkıntıya da olur. Bir şey, şaka yapayım ama en zor söylenmeyecek şeyler şakanın içinde söyleniyor. Benim sevabıma ortaksınız. Ben sizin neyiniz ortağım peki? Sıkıntımıza. Evet, sıkıntınıza. Benim param, senin param, benim param gibi. Evet. Benim param, senin param, benim param. Ya. Peki. Birinci veci. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını. Allah vücut giydirmiş. Vücut ne biliyor musun? Bu değil ha. Beden ruhun libası değil. Vücudu değil. Beden, ruhun hanesi ve yuvasıdır. Ruhun libası bir derece sabit ve ruha münasip bir bedenin misalesi, bir glaf latifisi var. Yani bana, ben olan ben ne, insan denilen şeye, o Nur Muhammedi'deki çekirdeğime ruh giydirilmiş, hayat giydirilmiş, hisler giydirilmiş, latifeler giydirilmiş, duygular giydirilmiş. Sonra getirmiş eve koymuş. Ev bu bina. Yani bu. Şimdi insana giydirilen vücut libasını, ruh libastır. Akıl bir libastır. Ruh libastır. Sanatını mazhar ediyor. Sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, teptil eder, tahir eder. Muhtelif esmasını, cilvesini gösterir. Yani şu. Eskiden şey vardı. Model vardı ya böyle heykeller. Şimdi hani dükkanlarda böyle ne diyorlar ona? Manken. O yoktu eskiden. Terziler şöyle yapardı.
Adam tutarlarmış. Böyle orta boylu, uzun boylu. Onun özelliği şu. Elbiseyi terzi dikermiş, kesermiş. Bu adam üzerinde keser biçermiş. Adamın vazifesi buymuş. Otur, kalk, kolunu uzat, kaldır. Adama bir bakmış bir tanesi, modelden bir tanesi, modeliz. Aynaya bir bakmış, hakikaten çok yakışıyor. Ya demiş ya, ne kesiyorsun kardeşim bunu demiş ya. Ulan sana mı yaptım ben bunu? Sana gösteriyorum. Olsun ama bana çok güzel yakıştı. Ya senin değil kardeşim. Hayır hayır, terzi bey, kesme. Ya sende gösteriyorum, sende kesip biçiyorum. Başka bir yer için, başka kişi için yapıyorum ama sende ifade ediyor. Sen buna mukabil ücret alıyorsun. Elbise almıyorsun. İşte Allah da ruhumuzu bir model yapmış. Onun üzerine esmasını göstermek için bizi ikide bir değiştiriyor. Hasta eder, sıkıntıya sokar, sihatlık yapar, getirir götürür, keser biçer. Yani ruhumuzun üzerine Allah elbiseyi işliyor. Neyi işliyormuş? İnsanı bir model yapmış, vücut libasını, yani lef-i mahfuzu, arş-ı kürsü, cennet cehennemi, yani sıkıntıymış, haller, psikolojik sorunlar, huzur, rahatlama, namazdır, oruçtur, gitme, gelmedir vesaire, vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder, değiştirir, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismini hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Yani meleklerde bu yok. Hastalık yok, Şafi ismini bilir, hissedemez. Melekler acıkmadığı için Rezzak ismini bilir ama hissedemez. Biz Şafi'nin ne olduğunu iyi biliriz. Çocuğa dedim ki, başım ağrıyor hocam dedi, çok eski 1985. Ondan sonra hocam Anadolu'dan geldi. Misafirimiz. Hocam dedi ya, abi dedi. Bey dedi, başım çok ağrıyor dedi ya. Yeni daha talebe. Al dedim, gittim. Aspirin getirdim. Herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Kıbleye dön dedim. Ayakta içim otur, tamam. Kıbleye, ya Şafi, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Al dedi abi dedi. Ben dedi, ilacını da istemem, suyunu da istemem. Ola niye? Bir aspirin için ben dedi, Hanefi'den Şafi olamam dedi. Ya Şafi, ya Allah, ben Şafi olamam, şey Hanefi olamam, Şafi olamam dedi. Anlatana kadar canım çıktı. O zamana kadar da kafası düzeldi zaten. Çünkü o kafa ağırması lazımdı. Allah Allah. Buraya okuyunca hatırlarım onu. Şafi ismi hastalık iktiza ettiği gibi Rezzak ismi de açlık iktiza ediyor. Bazıları hemen şu soru soruyor. Peki abi, bütün isimler azami derecede ahirette tecelli edecek mi? Evet. Şafi ismi nasıl tecelli edecek? Hastalık yok. Söyleyin. Bir yerde duydum. Abi sürekli Şafi sıfır tecelli çiziyor. Aferin lan sana. Kaç yaşındasın? 18. Görüyor musunuz adam? Aferin. Sürekli Şafi tecelli edeceği için hastalık olmuyor. Peki burada niye hastalık oluyor? Şafi hükmünü geri çekiyor, hastalık tepene biniyor. Allah hastalığı vermiyor, Şafisini çekiyor. Ozan tepene biniyor. Rezakı da öyle düşün. Açlık elemi olmayacak çünkü devamlı rızıklanıyoruz. Aferin mi? Ve keza malikel mülk. Malikel mülk. Mülküne, mülkün sahibi. Yetesarrefu fi mülki keyfe yaşa. Malikel mülk. Mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Peki senin neyin var? Bu hangisi senin? Kol senin mi? Her bir şey. Değil. Böbrek? Yok. Hangisi senin ilminle, iradenle, kudretinle, tercih ve takdir ve yapılmış? Bir organ. Bir organ söyle. Hangisi senin? Acayip bir şey ya. Ya neyin var ki senin? Sen senin. Sen senin misin ki? Sahiplendiklerin senin olsun. Bir tane vesveseli hastayı size söyleyeyim. Geçen aradı. Güldüreyim size. Allah'ın hikmeti bizi buluyor. Akıllıyı bulmaz yani bizi. Demek ki benden o cinsten bir şeyim de. Abi dedi ya sıkılıyoruz falan. Birisinden al. İyi.
Açtık telefonu. Niye sıkılıyorsun? Ya dedi, hanım canım darlatıyor. Niye darlatıyor dedi. Yanımda abiyiz dedi. Beraber şey yapabiliyoruz. Aç ağızı bakayım. Açtık. Bak işte Ömer. Hayırdır dedim. Osman burada mı? Senin kardeşin. Ha. İyi dinle. O değildi. Şimdi abi dedi. Canımı darlatıyor dedi. Hayırdır dedim ya. Niye? Aç bakayım. Kardeşim kadına dedim. Hayırdır ne derdin var kardeşim? Hocam çok kötüyüm. Niye dedim. Ne bileyim ya dedi. İyi ben soru sorayım. Çünkü çok sevdiğim birisini, kıramayacağım birisinden telefonu almış. Öfür tak diye çağır. Bilmiyorsan daha bilmiyorsan bilmiyorum. Sen ne uğraşıyorsun? Neyse ama ilgileneyim dedim. Dedim kaç senelik evlisiniz? 3,5 sene olmuş. Güldüreceğim sizi de onun için anlatıyorum. Birbirine tarihini anlatmıyorum. 3,5 sene olmuş. Tabii çocuğunuz yok. Niye yok dedim. Yani sebep aleminde. La kardeşim 6 ay kadar birbirine cicim gülüm gül dönem. Ondan sonra herkesin hakiki maskesi. Anlatıyorum ben. O lan çocuğa mani olmayın. Tam birbirinizden şef bittiği zaman şefkin sebebi çocuk ortada olması lazım. Çocuğa engel olmayın. Evdeki muhabbetin, rahmetin, lütfun sebebidir. Kavga etsen karı koca ile çocuk kıçının altına şöyle bir bakar etmeye başlarsınız. Herkes yumuşar. Bak sertliğiniz gitti. Seni kadın güldüremez. Kadın da erkeğini güldüremez. Ama çocuk bir maskaralık yapar. Bak evde huzur oldu. Al sana televizyon diyoruz da. Ne, biz televizyonda kalitelidir çocuk maskaralı falan. Niye dedim? İşte sorun burada dedi. Allah Allah ben de zaten biyolojik çocukları yok. Niye dedim çocuğa vesile olmuyorsunuz? Öyle tabir kullanmayın ha çocuk yapmıyorlar. Sanki siz mi? Sizin elinizde mi tabi estağfurullah? Allah halk eder kardeşim ne yapmasın? Çocuğa vesile olmak. Bazılarına duyurulur böylelikle. Dedim ki niye vesile olmuyorsunuz çocuğa? Abi sorun burada dedi erkek fırladı. Dur karışma. Dedim kardeşim kadına niye istemiyorsunuz? Abi anlatayım. Oturuyorum dedi. Çocuğum olacak. 1 yaşına kadar, 2 yaşına, 3 yaşına kadar ihtimamla büyüteceğim. Yatağına yatıracağım. Sonra bir olumsuz bir yorgan battaniye ağzına gelecek. Dolayısıyla ağzı kapanacak. Ölecek. Ondan sonra mezara göremeyeceğiz. Abi dedi ben işten geldim dedi. Kadın ağlıyor. Niye ağlıyorsun demiş. Olmayan çocuğa, hani derler ya olmayan çocuğa don biçmek gibi. Bunları anlatmıştım gençlere. Dedim ki, ondan sonra niye ağlıyorsun hanım? Vallahi çocuğumuz dedi cenazeden gömdük donuna geliyor. Ulan çocuğumuz yok ki nasıl gömdük? Çocuğumuz yok ki dedi nasıl gömdük dedi ya. Cenazeden geliyoruz dedi şimdi. Nasıl geliyoruz dedi. Çocuğum oldu, büyüttük, 3 yaşına kadar götürdük. Sonra olumsuz bir battaniye geldi, nefes alamadı, boğuldu, gömdük, şimdi geldik evde oturuyoruz. Bunu düşünüyor ve şey yapıyor, ağlıyor. Allah ya. Çok dizi seyretmiş hocam, o senaryo yazdı. Dizi seyretmiş. Çok dizi seyretmiş. Abi sence ne önerirsin? 112'ye de çağırmayın dedim. 155'e çünkü gelmez bu. Bakırköy'e götür dedim bu kadını. Çünkü tabii akıl hastanesine direkt yatması gerekiyor. Öyle ilaç da olmaz bu. Yani yatması lazım. Peki nasıl bu hale geldi biliyor musun? Nasıl gelmiş? Dizilerle. Günahlardan gelen vesvese. Evet. Günahlardan gelen vesvese ve şüpheler neuzülbillah mal iman olan kalbin batını işleyip nur imanın çıkarıncaya kadar katılaştırıyorlar. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var diyor. Dizileri seyredeye de günah. Bu senaryo artık bu mesela erkeklerde de şey oluyor böyle mafya filmleri, vurucu kırıcı bu şeyler tasarımcılıkları gelişiyor böyle. Ne diyorlar o kurgusal, kurgulaması gelişiyor. Kadınların ise hayali çok işte yapıyor. İşte böyle bir çocuk dizisini seyretmiş tamam veya aile. Böyle boğulmuş. Ondan sonra filmin içerisine kendisi koymuş ve 25. karede kullanmışlar. O film, film değil kendisi yaşamış gibi hissediyor. Böyle olmuş. Ve dizilere merhaba. Dizilerden. Teneffüs ettirdim şimdi. Ne abinle soktum bunu. Neye sokmayayım? Hayatın içerisinde misaller vereyim. Kendimi güldüreyim size ama maalesef dizilerin
dizileri seyredip de kadın, ha kapattı, dizi kaçta bitti? 10'da. Sen de yataktasın 11'de. Kadın ve erkek, veya kadın yatakta. Dizi bitirdi, ondan sonra soyunuyor. Oh be, huzurlu ya, ne güzel oldu ya. Dizi ve haberi seyredip de yata huzurlu giren adam olur. Varsa bana söyleyin, ben de seyredip gireceğim. Hepsi stres. Hep biz. Allah sana ne nasip ediyorsa yaptıklarımız. Allah bela yazmaz kul azmayınca. Kul azmayınca Allah bela yazmaz. Öyle öyle bir tek şey var ya. Müslümanların dışında huzurlu bir şey olsaydı abi. Ya evet evet, o cümleyi işte bunlarda o zaman yazdım, o cümleyi sitenin başına yazdım. Ne nasıl yazmıştım? Mümin ve Müslüman İslamiyet'i yaşamayıp da huzurlu ve mutlu olsaydı ben İslamiyet'imden şüphe ederdim. Çünkü mutluluk ve huzur İslamiyet'siz de oluyormuş zannederdim. İslamiyet'siz yani yaşantısız bir Müslüman mutlu olsaydı o zaman İslamiyet'siz de mutlu olunuyormuş. O zaman benim İslamiyet'i niye kabul edeyim ki? İslamiyet'siz de mutluluk var. İslamiyet'in dışında mutluluk yok. Abi gülüyorlar. Ruh yok iyi. Bedensel hayat var. Uşkurluk ve mide çalışıyor. Her şey yok olmuş. İlaçlarla beyinleri uyuşturulmuş. Bloke olmuş. Çökertilmiş. Dizilerle mezarlaştırılmış. Mezar mutaharik bedbahtlar diyor. Ölü yürüyenler. Dizilerle ruhlar ölmüş kardeş. Ruhlar. Ruhlar ölüyor. Ha, neyle izah edersiniz? Bu böyle miydi bu kadın? Gitti o filmi seyretti ya, o filmdir o. Kardeşim dedim, sen dizi mi seyrettin? Ya seyrettim dedi ya. Niye peki? Ben kendimi o zannettim diyor. Başladım anlamaya. Düşündükçe hemen ne düşünüyorsanız olsunuz ya, oldu. Eğer karı hanımız şu anda dizi seyrediyorsa, sen evde git de şuraya git dersen de gittikten sonra ooo bir huzur mu bekliyorsun? Sıkıntı olacak. Ama şimdi cevşem ve Kur'an okuyorsa bu mübarek akşamda, ne mutlu sana, huzuru bekle. Ya. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayati yapar. Yeknesak, yeknesak ne demek? Tek. Yeknesak standart. Standart hayat, istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mas olan vücuttan ziyade şehr-i mas olan Adem'e yakındır ve ona gider. Adem hesabına çalışır. Eğer bir şey yapmıyorsanız şer yapıyorsunuz. Eğer bir şey düşünmüyorsanız şeytan düşünüyor demektir o kafayı. Çünkü hiçbir şey düşünmemek onun işidir. O da bir düşünmektir. Hiçbir şey düşünmemek. Adem hesabına çalışıyor. Bir şey yapmıyor, bir şey düşünmüyorsanız inanın bedene şeytan hakim. Bedene şeytan hakim. Şu anda şeytan düşünüyor. Çünkü vücudu Adem'e dönüştürüyor. Yani eşyanın formatını, yani mesela 5000 veya 296 çarpı 0 ne yapar? 0. Yani şeytan sıfırlamaya doğru götürür. Eğer bir şey düşünmüyor ve yapmıyorsanız şeytan devrededir. Ustad için diyor değil mi tarihçede? Daima işleyen bir kafa. Ara boşluğu yok. Hayatın ara boşlukları şeytandır. Onun adı da bedensel karşılığı sıkıntıdır. Eğer şeyiniz olursa göstereyim size. Şu mahkematı aslında buydu ama fakat zaman geçti. Lafız perestlik bir hastalıktır fakat bilinmez ki bir hastalıktır. Bak televizyonun bu asırda bela olacağını nereden söylüyor bak. Lafız perestlik, güzel konuşmak, diksiyon. Bir tane söyle demişti ya. Başbakan X devletinin danışmanı. Devleti söylemeyeyim. Bir yerde denk geldik. Başbakanın X devletinin danışmanıymış.
3-4 tane danışmanı varmış. Herhangi her devletin bir danışmanı varmış. O bana dedi ki, hocam dedi, dersinizi dinledik, Cehcah dersini. Çok hoşumuza gitti ama dedi, ben senin kardeşinim dedi, yaşta. Ben başbakan danışmanıyım. Bulduğum şeyleri söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Ne olur rica etsem, bir diksiyon dersi alsanız, konuşma dersini dedi. Bunların alakası olduğu için. Lafız perestlik bir hastalıktır ama bilinmezdir. Bilinmez ki bir hastalıktır. Dedim ki, diksiyon bilmiyormuş gibi. Diksiyon ne demek? Güzel konuşma sanatı hocam. Tamam. Aynı soruyu dedim, Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'a sordular dedi. O zaman hemen toparlandı. Eyvah! Der gibi. Ebu Bekir Sıdık Efendimiz ne dedi? Senin gibi demedi. Ebu Bekir Sıdık Efendimiz'e demişler ki, güzel konuşmak nedir? Aynı soru bu. O da şöyle dedi. O konuşmanın içinde yalan olmayan konuşmaktır. Güzel konuşmak demek, içinde yalan olmayan konuşmaktır. İçinde kendin olan yani. Konuşmanın içinde sen varsan, o işte diksiyon odur. Doğru düzgün konuşmak odur. Ama bu asırda şu belaya bak, asın belası, lafız perestlik bir hastalıktır. Ama diksiyonluk bir hastalıktır, bilinmez ki bir hastalıktır. Ne demek? Diksiyon dersini alacağına, yalan konuşmama dersini alsa, dedim. Çatlak söylüyor. Siyasetin içerisine yalan, ne de siyasette lafız, mananın zıttıdır. Yapacağız, yapmayacağız. Yapmayacağız, yapacak. Lisan-ı siyasette lafız mananın zıttıdır. Diksiyon içinde hissenin olmadığı kelimedir. Yani kardeşim biz makyajcı değiliz. O yağlama, boyalama, o kadınlar kullanıyor makyajı. Diksiyon içinde senin olduğun kelamdır. Veya Ebu Bekir Sıddık'ın ifadesiyle diksiyon içinde yalan olmayan konuşmaktır. Şu cümleye bak ya, Allah'ını seversen ya. Ruhunuza hoşunuz gitti mi gitmedi mi? İçinde yalan olmayan konuşmak en güzel konuşmaktır. Fıtri ya. Tamam. Şimdi o edepsizlik yapmak manasında değil. Bu aslında bir belası, lafız perestlik bir hastalıktır. Ama berbatlığı şu, hastalık olduğu bilinmiyor. Bilinmez ki bir hastalık. Şimdi televizyona geleceğim, dizi. O kadın niye böyle yaptı? Lafız perestlik nasıl bir hastalıktır? Öyle de suret perestlik. Suret perestlik ne? Dizi perestliği ya. Dizi perestlik. Kaç tane perest var bulduk? Bir kardeş buldu, listeyi elime verdi. Siteye koydu mu Furkan? Furkan, ha. Siteye koydu. Perest, perest, perest. Suret perestlik televizyondur kardeşim, televizyon. Televizyondur ve gazetedir. Suret neyse o bak. Lafız perestlik nasıl bir hastalıktır? Kendi kitabımdan okumadıkça bağıramayacağım size. Göstereyim kitabımda. Ha orada var. Ama boyalamışım. O eski çekilmiş. Bak. Evet, ne olur, burayı da son çek. Gecenin mübarekiyetinden sığınırım size. Zamanımın geçtiğinin farkındayım. Kendimi kaptırmış değilim ama. He, yani yok, şey, bari beratımız biraz böyle geçsin diye. En azından senemizin çekirdeğin içine bu dersi koyar. Ben kendime özür bulmak için demiyorum. Çok mühim de, lafız perestlik bir hastalıktır. Fakat bilinmez ki hastalıktır. Altına söylüyor. Bana ne diyecekler biliyor musun bundan sonra? O altına bir sürü yorum yazacaklar. Bak işte bu kaba sapa konuşmayı şey yap. Hayır. Kaba sapa konuşmayı demedim. Edep yahu. Haddini bilen hududunda kalır. Ve hududunda olan kişinin kendisine içerisini, kendisini içine koyduğu sözdür. Diksiyon. Ben böyle anlıyorum. İçinde yalan olmayan, içinde ben olan, içi kofulu olmayan, boş teneke olmayan sözdür. Diksiyon. Doğru dürüst konuşmak. Burada size evet hoş geldiniz. Nasılsın? Yok kardeşim. Nasılsın ya? Öyle mi ya falan? Estağfurullah falan. Ya bırak bu makyajcı kelimeleri ya.
Lanet falan şey getireceksin. Ya ne bileyim ben. Belki de öyledir. Bende eksiklik var, kabul ediyorum. Lafız perestlik nasıl bir hastalıktır? Öyle de süret perestlik. Sokuna, bunun içine Osman sok. Süret perestliğin içine ne sokacaksın? Dizi be abim. Söyle abim. Bununla ilgili. Bir kadın tesettürlü, 5 vakit namaz kılıyor. Ya yakını şey görüyor, rüya görüyor. Kadını böyle saç üzerinde, kızgın üzerinde ölmüş. Yanıyor böyle. Hocaya şey atıyorlar falan. Yakında kızına soruyorlar. Nasıldı anne? Annem çok iyiydi. Namaz kılardı. Kur'an da okurdu. Fakat 3 tane dizisi vardı televizyonda. Böyle hep onları seyredermiş. Hiç şey etmeden, aksattırmadan. Senelerdir. Demek ki o diziden dolayı açtı. Öyle yanıyor. Allah'ım. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Allah'ını seversen ya. Yani bu nasıl bir kanun? Şurada bir metin koymuştum da dedim bu kitaba koymadım. Süret perestlik bir hastalık olacak şimdi. Sonra uslup perestlik. Uslup perestlik. Makyajlı kelimeler. Hastalıkmış. Teşbih perestlik. Teşbih yapmak. Yani teşbihi tenzih teşbih yapmak. Ne demek biliyor musunuz? Çok acayip. Bize dokunuyor bu. Risale-i Nur'un sari ifadelerini teşbih dedik. Bir işimize gelen ima, gizli, remzi manalarını da sarihe çıkarttık. Açık. İmiş gibi takdim ettik. İma, gizli manaları sarih imiş gibi takdim ediyorum. İşime gelmeyen sarih, açık ifadeyi de zımni teşbihtir kardeşim ya, teşbih. Yani bu şeydir, benzetmedir, tamam, müteşabihtir. Abi ruhu bu kaptanın içinde Allah içkiyi serbest bırakmış olabilir diyen adam var. Huruf-u mukatta'nın içerisinde Allah içkiyi serbest bırakmış olabilir. O mana olabilir diye adam var. Yani oysa içki haram ayeti nas iken huruf-u mukatta'nın için olabilir. Çünkü Kur'an'da bulamadı içki serbestini. Çünkü gizli ya orası. Orada olabilir. Esas alıyor. Haram nasını esas alıyor. Yasin'de belki serbest bıraktı. Nereden biliyorsun dedi. Bunu diyen adam var abi. Bu adam değil. İnsan suretinde usta diyor ki hayvan bile olamaz diyor. İnsan suretinde hayvan bile olamazlar bunlar. Bu kafir zındıklar sari ayeti inkar ettiği için kafir. Çünkü hamr ayeti var değil mi? Hamr. Haram. Oyun aletleriyle içki size haram kılın. O ayeti geldikten sonra sokaklar değil mi? Sokaklar Medine sokağı şarap atmış, şarap. Sahabe içermiş. Şey abi bu, ilahiyatçı. Kafirin ta kendisi. Ben hiç böyle sert konuşmayan adamım. Ama ayet inkar ediyor. Sari ayeti kale almıyor. Olabilirini şüphe uyandırıyor Kur'an'a. Melun seni. Cehennem oduncusu. Cehennem zebanisi. Yaşasın cehennem. Yaşasın cehennem. Allah'ın ayetini gizleyip yok etmeye çalışan zalim. Bak. Teşbih işte bu. Teşbih bu işte. Teşbih perestlik. Sonra hayal perestlik. Hayal perestlik. Kurgulama. Bu daha çok kadınlara bakıyor. Yani kadınların dünyasında hayal çok vardır. Diman mertebesini en alttan söyleyin bana. Tahayyül. Tasavvur. Kadınların tahayyülü şiddetli çalışır, erkeklerin tasavvuru çalışır. Erkekler çeşitli düşünceler çok onu meşgul eder, bombardıman. Kadın ise devamlı çeşitli suretler. Suret, hep suret. Onun için bir evli ailenin mutlu olabilmesi için bence bir çözüm buldum. Kadının bir gözünü kör edeceksin. Adamı da bir kulağını sağır edeceksin. Her şeyi duymayacak, kadın da her şeyi görmeyecek. Gidip de öldürmüş, suçlamayacak.
Zannetmezsin ki ben gözünü çıkarırım. Vallahi senin bir kulağını değil iki kulağını da sağır eder yani. Şaka dedim yani. Ama en zor söylenen söz şakanın içine konulan sözdür. Ya da kimseyle tanıştırmayacağım. Hiç kim hiçbir yere gitmeyecek. Tanıştırmayacağım. Şey, iki gözü de olmayacak. Diyeceksin ki avize astım. Şu anda avize çalışıyor. Ama bile olsa avize çalışıyor. Hayaliyle mutlu olur. Yani teşbih perestlik daha çok erkeklere, hayal perestlik daha çok hanımlara, kafiye perestlik. Şimdi fil cümle ileride ifrat ile tam bir hastalık. Yani kafiye perestlik var ya mesela, bir saat hoca konuşuyor, bir saat bak Allah aşkına kafiye perestlik. Hayal, kafiye perestlik, bir saat kafiye şu, bir saat konuşuyor Allah'ını seversen o hocanın veya vaazın veya psikoloğun, sıkın ne olur sık 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 avucuna iki veya üç tane ciddi bir mana ve hakikat kalır. Yani ele avuca gelecek iki tane bir sana lazım olacak cümlesi var bir saat. Ne anlattı? Hiç. Coşturdu, anlattı. Ne anlattı diyorsun Lazlı Hocam? Vallahi neler yapmadı ya. Bitir der tarafı. Tam da kapıdan çıkıyor camiden. Ne anlattı? Anlatmadı mı? Tam da ne bileyim ya işte. Coştuk işte. O kadar. Bir saat konuşuyor. Allah işte sen deneyin. Ben iken burada söylüyor da. Şey perestlik neymiş? Kafiye perestlik. Yani bir saattir sıkın ne olur dinleyin. Al kalemi ya bir dene. Ya bu manyak hasarı bir dinle bakıyor. Yaz bakalım. Ne aldın buradan ders? Ne hiç. İnan vallahi bir veya iki cümle ciddi bir cümle varsa vardır. Yoksa yok. O da ciddi değil. Niçin yapılıyor? Oyalanıyor. Olaya oyalıyorlar. Oyalanıyorsunuz. Kasten yapılıyor. Kasten yapılıyor. Oyalıyorlar sizi. Çünkü plastik meme vermesen Allah, hakiki meme de yok ortada. Ha? Çünkü bu milletin din ihtiyacı var. Patlar yani bu. Memec eski de öyle çalışıyor. Böylece patlamasın diye bir hava tahliyesi var. Bu millet din 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 pşşş. Din 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 pşşş. Yani böyle lafız perestlik, kafiye perestlikle milleti oyalıyorlar. Bir ne olur bir dene ya. Şarkılar da öyle. Müziğini hayal et. Silin bakayım o şeyi, şarkıları. Hayal et. Zın 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 varısın. Lafzına bakın. Hiçbir şey uyacak. Hiç sana yakışıyor mu? Seni dinleme bile yakışmaz. Şıp 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 su damladı. Beni niye bıraktın? Ve hayır seninsiz yaşamam. Köfte ettim, yandım, piştim bu. Bu ne ya? Sana yakışıyor mu ya? Bu nedir ya? Sana bir tane sokak bir dakika dur lan. Bir şey söyleyeceğim. Şıp şıp seni çok seviyorum. Şıp şıp boş para ver. Para veremem. Verirsin veremem. Boş para. Seni çok seviyorum. Niye bıraktın gittin? Ben şimdi güldüm ama dinliyorsun onu. Çünkü niye? Hipnoz var içine. Zıng 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 zıng. Bu. Kardeşim vallahi Allah. Kafiye perestlik. Şimdi fil cümle. İleride ifrat ile tam bir hastalık. Tam bir hastalık olacak. Ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır. İçinde mana olmayacak. Oyalama olacak size. Hatta bir nükte-i zarafet için veya yani bir cümle söyledi. Sıktı bir cümle değil mi? Bir cümle için veya kafiyenin hatır için çok edip edepte edepsizlik etmeye şimdiden başlamışlardır. Evet, lafza ziynet verilmeli fakat tabiat-ı mana istemek şartıyla ve surete manaya ve sureti manaya haşmet vermeli fakat mealin iznini almak şartıyla. Ne yapayım zamanım yok ki izah edeyim. 4. Usluba parlaklık vermeli fakat maksudun istidadı müstahit olmak şartıyla. Ya ben böyle de içi doldurulmamış okumak da sıkıyor beni. Okumam lazım ama okumayacağım. Altında da okursunuz 88. Bak şu. O harika bir yer.
Ama böyle biraz çalışarak okursanız size keyif verir. Yani Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Beş vakit namazda diyoruz ki, beş vakit namazda ihtina sıratı müstakim. İlmimizi artır demiyoruz. Çünkü hayatın kıblesi istikamettir. Allah'ım bizi istikametsiz bırak. Allah'ım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şefaatine nazar eyle. Ya Rabbi nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a kadimle yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbi çoluk çocuklarımızı hayali edepli nasip eyle ya Rabbi. Hayasız yapma ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a kadimle yetiştir ya Rabbi. Kim bize nasıl dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kimin bizde hakları varsa ve kimin sizi seviyor, size dua ediyorsa, kim hizmet imanı Kur'an'ı ile meşgulsa, ya Rabbi onların sıkıntılarını bertaraf eyle. Amin. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evimize maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevad-i şerileri hak ile iksan eyle. Amin. Sihat ve afiyetin vesile ve sebepleri olan erva aliyeleri, ruh-i kutsileri nasip eyle ya Rabbi. Amin. İsa Aleyhisselam'ın ruhunu evimize hakim eyle ya Rabbi. Amin. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını bize evimize hakim eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetini evimize hakim eyle ya Rabbi. Amin. İbrahim Aleyhisselam'ın şefkatini ve tefekkürünü evimize hakim eyle ya Rabbi. Vâhir davâhu menilhamdülillâ Rabbil âlem. Ya Rabbi beraatinin hürmetine beraatimizi vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbi. Amin. Muhammed ümmetini affeyle ya Rabbi. Amin. Ağlayan alemi İslam'ı ittihadi İslam'la güldür ya Rabbi. Amin. Ordumuzun kılıcını ayağına değil düşmanına vurdurarak ağlayan alemi İslam'ı ittihadi İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımıza, milletimize, devletimize, mukaddesatımıza vesaire kutsi hakikatımıza hizmet eden, koruyan, kollayanları, siyasileri, ordumuzdaki ve devletteki erkanımızdaki her kimler varsa onları muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Onları insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzı afatlardan, tuzaklardan, hudalardan hıfz-i emin eyle ya Rabbi. Amin. Ya Hafiz-i Zülcelal ve ahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.